Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, bugün Şanlıurfa'da çok zevkli bir program var. İki altınımız olacak, inşallah yanılmayacağımız bir program geçirelim. Üç tane banko adayım var, ikillerimiz olacak değerlendireceğimiz. İnşallah bakalım ayakları düz basar, biz de yanıltmaz diyorum. Evet, yorumlara geçelim. Yorumlara geçmeden önce videomun hemen altında bulunan bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz sevgili yarışsever arkadaşlar. Evet, birinci koşuyla birinci altılık ayımız start alacak. Şartlı bir mücadele, ilk defa piste çıkacak safkanların bir arada olduğu bir koşu. 11 safkanımız yer alıyor. 2 safkanımız ekürü 2 ile 11, 3 ile 8 nolu safkanlar ekürü olarak start alacaklar. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Süratli gibi başlayacak bir koşu. Benim burada tercihim 11 nolu safkanımız Necmi Altın'la ilk tercihim ekürler. İkinci atın 1 nolu Şahin diyeceğiz Ferit yardımcıyla. Sonradan 4 nolu Gecenin Efendisi İsa Akyoğuz'a. 5 nolu safkanımız Gezzal Halil İbrahim Akkaya. 8 nolu safkanımız Ekürler. 3 nolu safkanımız da Ekür olarak start alıyor. Hızlı Zeliş Adem Şambar'la ve de 10 nolu Tekpınar diyeceğiz Mahsun Turan'la etkili koşu çıkartmasını beklediğim hem orijinal olarak da hem çalışma olarak dikkatimizi çeken safkanlar bunlar. Yani bir sürprizle çıkabilir. Sıralamamı tekrar edeyim. 11, 1, 4, 5, 8 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Şartlı 5000 mücadele 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Bir safkanımız ekürü 5 nolu Baba Yayya, Feri nolu Macit Bey ekürü olarak start alacaklar. Evet, burada banko adayım olacak. O da kim? Diyarbakır pistinde yaptığı 1200 metre kumunda güzel bir ikincilik akabinde Urfa'ya geldi 1200'de kazanmasını bildi. O da kim? Öz Şimşek sevgili dostlar. 8 nolu safkanımız Ferit'le ikinci kez buluştu. Ben çok etkili yine bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Uygunlaşan bu grupta yine söz sahibi 8 nolu Öz Şimşek benim banko adayımdır. Buna ikili denecek arkadaşlar için 5 nolu Baba Yaga, sonra 10 nolu safkanım Haklı Selimsin ve 3 nolu oğlum benime dikkatlerim. Yani bu safkanları da ikili için arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, 3. koşumuz handikap 15 bir mücadele 4 ve Kore İngilizlerin 2100 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. 7 plase ve de 1. üçlük ayımız da burada start alıyor. Evet, burada da kalabalık tutacağım bir koşu olacak. Yani denk bir mücadele, gerçekten istikrarsız safkanların bir arada olduğu bir koşu. Hanginin geleceği kestirmesi güç görünen bir koşu. Ama önceliğim benim 5 nolu safkanımız benim burada Necmi Altın'la 1-2 adım önde tutuyorum. Sonra 1 nolu safkan Ali Şambar'la, sonradan 7 nolu safkan Taneran Ferit yardımcıyla mutlaka değerlendireceğiz. 10 nolu safkanımız Bomboşkula değerlendirecek bir yaptığı son koşu 1700'de güzel bir ikincilik elde etti. Mehmet Şakir'le bomboş kuleyi değerlendirir. Dikkat, onu da göz ardı etmeyeceğim. Sonra Altınoğlu safkanı İsa Akgöz'e ve de son olarak da 2 nolu safkanımız Yunus Çelikbaş'la devreye gireceğini düşündüğüm safkanlar sıralama 5, 1, 7, 10, 6 ve 2 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Evet, dördüncü koşumuza geçelim. Dördüncü koşumuzda şartlı bir mücadele yine ikinci altılık ayarımızda burada start alacak. 1000 metre kumda mücadele verecek. İlk defa piste çıkacak olan safkanlarımız mevcut. Burada benim ilk tercihim Berisha Smatrov'in orijini olan çalışmaları da gözüme hoş gelen Ferit yardımcıyla da ben etkili bir koşu çıkartacağını düşünüyorum. 1 nolu Berisha benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu safkanımız Gel Oğlum. Güzel isim koymuşlar. Necmi Altın'la ben etkili koşacağını düşündüm. İkinci şans safkanım. Sonra 5
Kör Baba, Altınoğlu Safkanımız olacak akabinde. Sonra 11 nolu Tiranım mutlaka değerlendirici ve de 8 nolu Narin Çiçeği de dikkat diyeceğim ben burada sevgili dostlar. Etkili bir koşu çıkartabilir, bombayı patlatabilir. Sıralama 1, 3, 5, 6, 11 ve 8 nolu Safkanlar önceliğim olacak. İkinci altılık ayağımızın başlangıç ayağında. Evet, 5. koşumuz handikap 14. İkinci beşlik ayağımızda burada start olacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumda mücadele verecekler. Evet, ben burada Banco adayım. Geçen yarışında Şanlıurfa'da değerlendirdik ama maalesef bir ikincilik çıkarttı Ferit Yardımcı'yla. Milagol kazanmıştı o koşuda sevgili dostlar. Ben 1 nolu Borat Berçik, herhalde öyle okunuyor. Yunus Çelik başta ilk defa buluştu Apprent arkadaşımızla. Ben 1 nolu Safkan'ımızı Banco değerlendireceğim. Arkasına 6 nolu Safkan'ı Süperstar'a, İsa Akgöz'e ve 2 nolu Safkan'ımız Ferit Yardımcı'yla. O da yaptığı son Adana çiminden sonra tekrar yani Urfa pistine geri döndü. Etkili koşacaktır Ferit'le. Ama ben 1 nolu Safkan'ımızın bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Banco adayım, arkası 6 ve 2 nolu Safkanları ikili için değerlendireceğim. Evet, 6. koşumuz 1. altılık ayağımızın da son ayağı şartlı 4 bin mücadeleyle start olacak. 4 rekoru İngilizlerin 1200 metre sürat koşusu olacak. 14 Safkanımız yer alıyor. 4 bin ayağımız da burada start alacak. Evet, liderliği isteyecek çok Safkan. 5 ton Demirbaş, 6 nolu Into uzun aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. 7 nolu Mirtay, 12 nolu Sarhoş Baba. Yani bunların hepsi yani liderlik isteyeceklerdir. Büyük ihtimal 9 nolu Yıldızhan burada dahil olacak koşuya. Into herhalde bir kulvar çekme avantajı da elinde. 256 günlük bir arası var. Çalışmaları muntazam. Ben bu koşuya iyi girecektir. İsa Akgöz'a yani aradan sonra birincilikle tanışabilir. Altınoğlu Into benim tercihim. İkinci atlı Michon King Ayan. Sonra 9 nolu Safkan Yıldızhan Necmi Altın'la devreye girmesini beklerim. Safkanlardan biri 11 nolu Berat'ım. 8 nolu Safkanımız Tom Ryder. 5 nolu Safkan Demirbaş ve 2 nolu Geyikli diyerek burada da kuponumda bunları hiç ayırmayacağım. 6 başlı olmak üzere 3, 1, 9, 11, 8, 5 ve 2 nolu Safkanları mutlaka değerlendirelim. Yani hem mezarlı kıza hem süratli geçecek bir koşu bizleri bekliyor. Yani bir sürpriz şansı çıkmasını bekleyelim. Bir ayaklardan biri olacak. Evet, 7. koşu şartlı 4. 4 Beykor Arapların 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 2. 3. gayemiz de burada start alacak. 10 Safkanımız yer alıyor. Evet, burada da ilk tercih ben Altınoğlu Yeltay Bey diyeceğim sevgili dostlar. Yani çıkacak, bir yarışa bir tempo yapacak ama süratli gideceğini de düşünmüyorum. Yeltay Bey, Mehmet Emin Doğan'la ilk tercihim olacak benim. Yani arka grubu uyutursa yani bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. İlk tercihim, sonra 7 nolu Yıldız. Yıldız'a bakan Vedat Kızmaz'la devreye girmesini beklerim. İkinci şanslı Safkan'ım. Sonra 1 nolu Mazluma değerlendireceğiz. Yaptığı son koşusun Şanlıurfa'da 1900'ü kısa vade altı iyi bir koşu çıkarttı. Yeltay Bey'le geçti. Kelemer, Atom Saçan, Yıldız'a bakan Hacıvat yine bunlarla beraber koşacak. Hatta o gün de İsa Akgöz'e 10 boy fark atmıştı sevgili dostlar. Yine iyi koşacaktır. Belki ikinci birinciliğine ulaşabilir üst üste. Mazluma çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Değerlendirici 2 nolu Atom Saçan mutlaka yazacağız. 5 nolu Safkanımız Hacıvat ve de 10 nolu Şerif Ağa diyeceğim ben Ferit Yardımcı'yla. Sıralamam 6, 7, 1, 2, 5 ve 10 nolu Safkanlar olacak. Evet, 8. koşumuz bir diğer şartlı bir diğer ay olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre kumda mücadele verecek 10 Safkanımız yer alıyor. Yani şöyle ben çalışmasına baktım, yani hoşuma da gitti. Necmi Altın'la ben İbocan, zaten Necmi Altın kendi çalışırdı, özenle kendi çalışırdı. Videosunu da izledim, videosu da var yani at pırıl pırıl, mükemmel bir eşkal. İbocan
Yani ben burada geçeceğini zannetmiyorum şartlı birim bir diğer ayağında. İlk defa birincilikle tanışacağını düşünüyorum. Ben banko değerlendireceğim. Banko olarak atacağım İkinoğlu, İbocan'ı sevgili dostlar. Arkasına 7 ile 4'ü bağlayıp 1-2'li deneyebiliriz. Evet, 9. koşumuz 2. altın ayağımızın da son ayağı 18 sapkınımız yer alıyor. Handikap 14, 1200 metre kum, 4 ekora Araplar mücadele edecek. Evet, benim burada ilk tercihim 7 nolu Uçan Karlı Güzel olacak Necmi Altın'la. İkinci şansla tanıdığım 11 nolu Kara Şövalye yaptığı son koşusunu gerçekten handikap 13'ü güzel bir koşu çıkartarak kazanmıştı. Yine etkili koşacaktı İsa Akyoz'da. Kazanmış. Şimdi Emre Akkılıç'ta tekrar buluştu. Ben 11'de göz ardı etmeyeceğim. 12 nolu tasarımcı. Bu aralar hep geri planda kalıyor sevgili dostlar. Yarın bir, bugün için bir sürpriz şansına sahiptir. 12 nolu tasarımcıyı da yani yabana atmayalım. Etkili koşmasını bekliyorum. 15 nolu Huysuz'un oğlu Sadık Altay'la ve de 17 nolu Fazlı Bey diyeceğim ben Ferit Yardımcı'yla. Sıralamı 7, 11, 12, 15 ve 17 nolu safkanlar. Benim bu koşuda öncelik vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Şanlıurfa programı için sizlere aktaracağım safkanlar. Bunları 9 koşuyla yorumladım. 2 tane, pardon 3 tane güvendiğim banko adayımız var. Hem 1. altılık ayının içine 2 banko, hem 2. altılık ayının içine de 2 bankolu değerlendirdik. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılırız sevgili dostlar. İkilerimiz oldu. Yanılmayacağız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere Bursa'dan sevgili dolu selamlarımı gönderiyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.